21. Rubai O saray ki göklere göğüs veriyordu ve onun eşiğine padişahlar yüz sürüyordu. Bir gün gördük ki o sarayın burcunun üstüne bir kumru konmuş. Kü kü, kü kü diyordu. Hayyamın en hakimane ve en güzel rubaylarından olan şu mini mini şiir parçası kinayeli bir uslu ile timsali bir tablo tasvir ederek pek kederli bir hakikati söylüyor. Bu rubayı Kur'an-ı Kerim'de mevcut bir ayeti celilenin mefhumunu pitrosk yani resim gibi tasviri bir surette arz ve tebliğ eder. Yeryüzünde ne varsa fanidir. Manasını ifade eden o ayeti celilenin bundan müessir bir tablo ile tefsiri pek kolay olmaz. Rahman Suresi 26. Ayet Buradaki muhteşem saraydan maksat ister hakikaten büyük kehüsrev gibi bir şeyhin, şahın yani padişahlar padişahının sarayı harabesi olsun, isterse bu dahi şairin alemler yaratıcı muhayilesinin eseri olsun. Muhakkaktır ki bu dünyada insanın yapıp kurduğu her medeniyet harap olacak ve lebet unutulmak üzere fena bulacaktır. Hayyan bunu demek istiyor. Şimdiki halinde de bir saray harabesi bize bir dersi ibret olmak üzere melal verici bir manzara arz ediyor. Hayyan burada kendine has olan edebi hünerlerden birinin pek güzel bir numunesini göstermiştir. Kinayeli bir ifade sayesinde bir muhteşem medeniyeti bir saray harabesi şeklinde tasvir ediyor ve bu hüneriyle öyle bir şiir yapıyor ki hakiki manasıyla sembolist bir tablodur. Ondan başka da güzel ve çok manadar bir cinası lafzi numunesi gösteriyor ve onunla kumruya çok şey söyletmiş oluyor. Kü 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 kelimeleri hem kumru ötüşünün taklididir. Hem de Farsça'da hani, hani, nerede o medeniyet, nerede o haşmet, hani o mesut ve parlak saltanat devri demek olur. Şairin bu rubayi ile beyan etmek istediği de bu manadır. 22. Rubayi O saray ki eski İran, Şehin Şahı Avcı Behram, orada kadehi elden bırakmazdı. Şimdi onun içinde ahuyu avruladı. Tilki de istirahat ediyor. Bütün ömründe yaban eşeği avlayan behramı mezar nasıl avladı? Gördün mü? Bu Dilber Rubai'de de yukarıda şerh ve izah etmiş olduğum fikri hakimaneyi bu sefer aynı derecede müessir ve melal verici bir başka bir tablo ile bize tebliğ ediyor. Avcılığı ile meşhur ve satvetli bir imparatorun şehin şahı da akibet ölüyor. O zaman dünyanın en haşmetli saltanatlarından biri olan eski İran'ın yıldızı sönüyor ve bugün Persepolis yani eski İstrah'ın azametli harabelerinde Hayyam'ın dediği gibi sahihen ahular yavrulalıyor ve tilkiler öyle sıcağında dinleniyor. Şair yine bu rubayesine pek güzel ve manada bir cinası lafsi numunesi daha veriyor. Farisi de gür kelimesi hem mezar demektir. Hem de yaban eşeği manasına gelir ki Türkçesi tolandır. O halde bu nüktenin farisi ifadesi avcı Behram bütün ömründe gür yaban eşeği avlardı. Akibet onu gür mezar nasıl avladı? Gördün mü? şeklindedir. Zaten bir anane de var ki ava pek meraklı olduğu rivayet edilen bu padişah güya bir av esnasında atı ile beraber kazara bir çukura düşerek ölmüş imiş. Öyleyse bu cinası lafzı o vakaya da telmih ediyor. 23. Rivayet Tuz şehrinde bir saray harabesinin burcuna konmuş bir kuş gördüm ki bahçesinde eski İran şeyhin şahı Keykavüs'ün kellesini tutuyor ve o kelle ediyordu ki yazık yazık. O çan sadaları hani o davul initleri biz gümbürtülere deriz. Nerede? Bu da geçmiş gitmiş ve maziye karışıp masal olmuş haşmetli bir saltanatı hatırlatıyor. 24. Rubai Bu eski saray ki onun adı alemdir yani dünyadır. Sabah ve akşam denilen alaca atın dinlendiği yerdir. Bu öyle bir bezm yani işu işret ve ziyafet sofrasıdır ki yüz cemşitten arta kalmıştır. Öyle bir saraydır ki yüz Behram'ın dinlendiği yerdir. Bu rubayı de tefsir istemez. Yalnız burada eski İran padişahlarından ikisinin ismi geçiyor ki birisi yukarıki rubayilerde ismi zikrolunan Avcı Behram'dır. Cemşit ise Esatiri bir isimdir. Güya İran'ın ilk padişahıymış ve şarabı ilk defa olarak o icat etmiş imiş. Eski Yunan esatirinde ve edebiyatında Dionysos, Latinlerde Bacchus, neyse İran edebiyatında da Cemşit odur. Yarım ilah haysiyetini kazanmış esatiri mevhum bir şahsiyettir. Burada gece ile gündüz bir ablak yani alaca ata benzetilmiştir. 25. Rubai Bu altın tasın yani yaldızlı yıldızlı gökün ne vakitten beri dönmeye başlamış olduğu ve böyle güzel bir binanın en sonra ne zaman harap olacağı akılların ölçüsüyle bilinemez ve kıyas mikyasıyla da tartılamaz. İptidai yani hikayete ve nihayete yani kıyamete insanın aklı ermez demek çıkıyor. Bizim 19. asır şairlerimizden Ziya Paşa merhum terkibi bendinde aynı fikri aynen söylemiş. Yalnız ifadesi biraz farklıcadır. İdraki maali bu küçük akla gerekmez. Zira bu terazu o kadar sıkleti çekmez demiştir. Meşhur Alman filozofu Immanuel Kant en ziyade göklerin, yıldızların ve insanın vicdanının arz ettiği muamaya hayran ve meput olurmuş. Meput, şaşmış, şaşırmış. Onun bu hali agnostisizm itikadını ifşa eder. Hayyam hakikatte bu itikattaydı. 26. Rubai Şarabı eğer daha içirsen daha raks eder yani oynamaya başlar. Şaraba kusur bulan yani onu zemmeden kimsenin kendisi kusurludur. Şaraba tevbe et diye niçin bana emrediyorsun? Şarap insanı terbiye eden bir ruhtur. 27. Rubai Şaraba dilenci içerse beylik mertebesine erişir. Eğer bir tilki ceviz içerse aslan kesilir. Eğer yaşlı bir adam içerse gençleşir. Eğer genç bir adam içerse pir olur. Yani ömrü pek uzun sürer ve kendi de çok ihtiyar olur. 28. rubai. Ömrün ne vakte kadar kendine tapınmakla geçecek yahut varlık ve yokluk düşüncesiyle geçecek? Şarap içki arkasında ecel olan bir ömrün ya uyku ile ya sarhoşlukla geçmesi hayırlıdır. 29. Rubai Eğer şarap içmiyorsan sarhoşlara sitem etme. Allah elime fırsat verirse ben şaraba tevbe ederim. Ben şarap içmiyorum diye övünüyorsun. Fakat yüz türlü iş yapıyorsun ki şarap onların yanında çocuk oyuncağı gibi kalır. 30. Rubai Ey şehrin müftüsü! Biz senden ziyade işle yüklüyüz. Bütün bu sarhoşluğumuzla beraber senden daha uyanız. Biz asmaların kanını yani şarap içiyoruz. Sen insanların kanını içiyorsun. İnsafet. Hangimiz daha ziyade kan içeceğiz? Bunun da manası açıktır. 31. Rübayi Şeyhin biri bir fahişeye dedi ki, sen sarhoşsun. Her lahzada bir başkasının tuzağına ayağı bağlısın. Fahişe dedi ki, Ey şey, her ne diyorsan ben öyleyim. Acaba sen göründüğün gibi misin? 32. Rübayi Şarap içki, ki gönülden azlık çokluk kaygısını gidersin. İzale etsin ve 72 milletin endişesinden seni kurtarsın. Öyle bir kimyadan sakınma. Ona perhiz etme ki onun bir yudumunu içersen bin türlü illeti tedavi eder.'' Burada 72 milletin endişesinden maksadı İslamiyet itikadını nifak husule getiren 71 fırkanın rafizilik yolunda düşünüp ortaya attıkları meselelerdir ki birçok efkar ihtilaflarına meydan açmış ve asırlarca süren mücadelelere sebep olmuştur. 33. Rubai Ey Hayyam! Eyyam'ın gamıyla müteessir olup can sıkıntısı içinde oturan adamdan zaman utanır. İçki şişen taşa çarpılıp da parçalanmadan evvel şişenden şarabı kadehe doldur. Sazın teranesiyle iç. Burada şişe lafzını iki mana ile kullanıyor. Birisi mecazidir. Ecel seni şişe gibi taşa çalmadan demek istiyor. İkinci şişe ile de hakiki manasıyla şarap şişesini murat ediyor. Mana yine o. Nasihat yine o. Henüz fırsat eldeyken zevkine bak diyor. 34. Rubai Mehtap gecenin eteğini nur ile yırttı. Şarap içki bir daha böyle bir an bulmak mümkün değildir. Keyfine bak ve düşün ki Mehtap daha pek çok zaman mezarlarımızın başına ayrı ayrı nurlar yağdıracaktır. 35. Rubai Bu geçici fani dünyanın kaygısını çekme. Kalk zevkine bak. Bir dakikayı olsun sevinç ile geçir. Eğer dünyanın tabiatında vefa ve sadakat olaydı başkalarından sana nöbet gelmezdi. Yani sana bu dünya belki biraz mühlet verir de bir müddet daha bırakırdı. Halbuki kimseye dostluğu yok, çok bırakmıyor, alıp alıp götürüyor demek istiyor. 36. Rubai Derede su gibi, çölde rüzgar gibi, senin ömründen de benimkinden de bir gün daha geçti. Ben, ben oldukça iki gün için gam yemeyeceğim. Biri henüz gelmemiş olan gün için, biri de geçmiş olan gün için. Anlaşılıyor ki hayat bahsinde yalnız bu ana ehemmiyet veriyor. Bu an dedim. Çünkü geçene gelene ehemmiyet vermeyince hayat hakikaten şu hal dediğimiz bir ana irca edilmiş olur. Zira hayat taksimi kabili olmayan bir andan dinlenmeyip diğerine geçiyor ve bu cereyan hiçbir noktada kesilmez ve ölüme kadar böyle gider. Bu gidiş mütemadidir. Filozoflar da, riyaziyun da, Bugün hayatın bu faslasız ve daimi ceryanına ve zamanın hiç inkitaya uğramayışına bakıp zamana kontinuum derler ki mütemadi olan şey demektir. Bu noktay nazardan hakikat hal aldığımız ancak şu andır. Ona lakçıl derler. Tasavvuf erbabı da bu fikre ehemmiyet vermiştir. Hz. Mevlana da bu fikirdedir. Sofi İbnül vakt olur, tarikatte yarın demek yoktur diyor. Bu rubayide maziyi istikbali düşünme gününü gün et diyor. 37. Rubayi Geçmiş günü anma. Henüz gelmemiş olan yarın içinde feryat etme. Yani alemi velveleye verme. Gelmemişe ve geçmişe itimat etme. Şimdilik vaktini hoş geçir, ömrünü berbat etme. Çok güzel nasihat. Gayet kısa düsturlar, açık bir lisanla söylenmiş. Adeta bir şair Hayyam'ın bu hususta ve bu manada söylemiş olduklarını bir tek rubai'de hülasa etmiş gibi. Hayyama nispet olunan bu rubayı çok yerde gördüm. Hayyama yakışır da. Fakat 36.'dan hiç farklı değil biri. Diğerinin naziresi olsa gerek. 38. rubayı. Ne zamana kadar bir şeyin var mı yok mu diye düşünüp duracağım. Bu ömrü refah ve mesadetle acaba geçirebilir miyim veyahut geçiremez miyim diye kendi kendime kuruntularla vakit geçireceğim. Sen hele şu kadehi şarapla doldur ki ben şimdi içeriye aldığım soluğu yine dışarı verebilecek miyim onu bile bilmiyorum. 39. Rübayi Yazık ki gençlik kitabı okunup hatmedildi ve o sevinç devrinin taze baharı geçti. Gençlik denilen o zevk ve neşe kuşu Eyvah! Bilmiyorum ki ne zaman geldi, ne zaman gitti. Bu manada bir rubayı daha var ki bir ufak fark ile bundan mümtazdır. O baba Fahrettin'i Irakinindir. Üçüncü sınıf rubayiler arasında münderiçtir ve eminim ki böyle birçok rubayiler birbirinin naziresidir. Daha birçok misalleri gelecektir. 40. Rubayi Uygun dostlar birer birer elden çıktılar ve ecelin ayağı altında birer birer çiğnenip gittiler. Hayat meclisinde hepimiz aynı şaraptan içtik. Lakin onlar bizden iki üç devre yani kadeh dönümü evvel kendilerinden geçip sarhoş oldular. Yani göçtüler. 41. Rubai Toprak yatağında uyuyanlar görüyorum. Yer altında da gizlenmiş kişiler görüyorum. Gözlerimin alabildiği kadar yokluk çölüne baktıkça henüz gelmeyenleri ve gidenleri görüyorum. 42. Rübayı Keşke bu dünya rahat edecek bir yer olsaydı. Yahut bu uzak yolun sonuna varmak mümkün olsaydı. Keşke yüz bin sene sonra yerin kalbinden, biz yerin dibinden deriz, ot gibi bitmek ümidi olsaydı. Bu güzel rubay çok beli ve dokunaklıdır çünkü hiçbir veç ile zahil olmayan bir melalden mülhemdir. O derin ve daimi hüzün her an geçip giden şu hayatımıza acımak ve hasret çekmek şuuruyla doğuyor. Ve ahirete inanmayanların her ümidini boğuyor. inananları bile mahzun ediyor. Hayyam öldükten sonra yeniden hayata avdet etmek hem kendi şahsiyetiyle dönmek ihtimalin Katiyen ümit edemediği için bu ümitsizlik onun ruhunu sözle tarif olunamayan bir kahır e yeğiz ile üzüp geçiyor. Onun için keşke yüz bin sene sonra topraktan hiç olmazsa ot gibi bitmek mümkün olsaydı diye temenni ediyor. Halbuki böyle ot gibi bitmekten yani şuursuz ve akılsız olarak yeniden dünyaya gelişimizden hiçbir zevk duyamayacağımızı Binaenaleyh varlığımızdan hiçbir veç ile istifade edemeyeceğimiz hiç düşünmüyor. Lakin o ebedi ayrılışı, o kahir duygunun vicdanınızı daima zehirleyen yeğisini ne sahir bir belagatle anlatıyor ve ihsas ediyor. Eğer benim itikadımca şiir demek böyle insani umumi yani müşterek ve sözle ifadesi pek güç. Müphem duyguları dile getirmek ve en basit ruhlu bir kimseyi bile heyecana salmak hüneri ise bu müessir ve dilber Rubai'yi söylemiş olan adam her kim olursa olsun. Kelimenin en yüksek manası ile şairdir. Bunu hayyama isnat ediyorlar. Hakikaten herkesten ziyade ona yakışır. 43. Rubayı Senin elin bugünden yarına irişmez. Yarını düşünüşün de mali hülyadan başka bir şey değildir. Gönlün uyanıksa yani aklın başında ise bu anı zayi etme. Çünkü bu andan sonra ömrünün baki kalan kısmının ne kadar süreceği belli değildir. 44. Rubai Ey gönül! Sen muamma'yı yani o büyük hayat ve varlık bilmecesini idrak etmeye muvaffak olamayacaksın. Farsçası ona iremeyeceksindir. Pek zeki ve bilgiç olanların nükteli sözlerini de anlayamayacaksın sen. Hemen bu dünyada Yakut gibi kırmızı şarap alemiyle kendine bir cennet tertip et. Zira cennetin bulunduğu yere ya varırsın ya varamazsın. Tefsire mühtaç değil. Sen hemen iç ve sefa ile cennetini bu dünyada kur da keyfine bak demek çıkar. 45. Rubai iç şarabı. Çünkü pek çok zamanlar toprak altında arkadaşsız, eşsiz, dostsuz, refiksiz ve zevcesiz yatacaksın. Sakın sana söyleyeceğim bu gizli sırrı kimseye ifşa etme. Bir kere solan lale bir daha açılmaz. Söylediği sır görüyorsunuz ki herkesin en iyi bildiği müthiş hakikattir. Ölen dirilmez, solan lale de açılmaz.